Evet, meşhur Gölyazı'ya geldik. Burası o meşhur Bursa'nın Gölyazı'sı. Normalde içeri araba almıyorlar ama biz bir tanıdığımız vardı, onun ismini söyleyerek girdik. Normalde çok uzak bir yerde bir otopark var ve yürümek gerekiyor. Oraya park edilmesi gerekiyor. Ve bayağı yürüyorsunuz, sonra buraya ulaşıyorsunuz. İşte bu meşhur ağlayan çınar da burası, tam bu nokta. Bu ağlayan çınarın özelliği, okuduklarımıza göre kökleri gölün altına kadar uzanıyormuş ve hep bir aşk hikayesiyle bağdaştırılıyormuş. Böyle şurada da bir aşk şiiri gibi bir şey yazıyor. Böyle bir hüzün anlatmışlar ki tam olarak anlayamadım. Ama böyle ağlayan bir çınar var ve Gölyazı'nın simgesi olmuş. Tam şehrin göbeğindeymiş. O yüzden önemli bir simge. Köyün tam ortasında bir köprü var. Bu köprü tam ortasında ve bir yeri tarif ederken köprüden önce köprüden sonra diye tarif ediyorlar. Şimdi köprüden sonra kısmına geçiyoruz. Köprüyü geçmeden önce tam böyle ortasında bir yerde belediyenin yeri var ve böyle bir şey dağıtıyorlar. Turist rehberi. İçinde harita var ve neler var içinde. Hepsini böyle gösteriyor. Böyle bir şey alırsanız kolaylıkla gezebilirsiniz. Şimdi karşı tarafın orta kısmına geldik. Devam ediyoruz. Tur atacağız. Karşı tarafın manzarasının çok güzel olması gerekiyor. Ama hava sisli. Çünkü Kasım'ın ortasındayız. Ve böyle bir havaya denk geldik. Ama olsun, yine de güzel. Tavsiye ederiz. Daha güzel bir havada gelin. Daha o meşhur deniyor çünkü haritada var. Kadifeli kaleymiş. Bu tarz kalelerden birkaç tane var böyle çevresinde şeyin, küçük ada gibi bir yerin. Zaten Gölyazı denilen şey ada gibi bir şey böyle ama yarım ada. Orası Gölyazı'nın köyü. Şimdi o köyün çevresine ulaşıyoruz biz. Gözleme. Her yerde gözleme var. Bütün kafelerde, restoranlarda gözleme yazmışlar. Biz de şimdi oturduk bir tane böyle teyzeden. Teyze diyelim, bir yere oturmayalım. Onlar kazansın. Destek olalım. Şimdi bir sürü gözleme yiyeceğiz. Başlayacağız. Normalde 50 liraymış ama pazarlık yaptık. 30 liraya bizi götürüp getirecekler bakalım. Gölyazı'nın da şöyle bir özelliği var. Kışçılar, teyzeler çalışıyor burada. Şu an bizi teyze gezdiriyor. Teyze çıkıyor mu? Bu kayıkçı teyzemiz.
Orada gömüler vardı. Kesin. Aynen, burada yaşayan Hunların burası kuyuları varmış, birikinti adaları. Hani mesela toplayıp kuyusunda kölelerin birikinti şeyleri toplarmış, burada paylaştırmış ama tarih eserlerimiz kaldı. Adayı da girmeyerek orman yaptı. Ada düz olarak bekçisi vardı. Baklanıp içe biz de oraya yanaşıp iskele de yaptı. Tamam güzel ama iskeleyi de kaldırdı, bize izni de kaldırdı. Şimdi böyle boş anlatıyoruz yani. Görüntü yok, boş. Anlatma boş. İçeride burada kimse yaşamıyormuş. Benim de fenama gidiyor, anlattığım bir şeyi de yok. Evet. Ama ne yapalım işte. Nülüferlerimiz vardı, bitti. Şuralarda mı? Evet, yerlerde vardı. Komple bitti. Suda kaldı, çürüdü. 1,5 ay falan oldu. Mayıs'ta başlıyor. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül çok güzel ayları. Belki görmüşsünüz. Kamerayı görmüşler oraya. Girmek yasakmış adaya. Kazı yapmışlar. Devlet kazı yapmış. Koydu. Sonra girmek artık yasaklanmış. Aynen, yasakladı bize. Görüntü olarak bizim şeyimizi bozdu. Tek kameram evet, var. Ne yazık ki burada. Böyleymiş. Tek kameram var. Tek kameram var. Geldiğimiz yeri geri gidiyoruz. Gölyazı. Maceramız sona erdi. Çok güzel bir yer gerçekten. Çok beğendik. Daha açık bir havada çok daha güzel olur. Ve bir evlenme teklifi varmış burada. Daha önceki başka bir videomda da vardı böyle bir olay. Ama biraz uzaktayız. Böyle güzel ve romantik bir yer. Abi YouTube mu abi? Ne zaman ya. Yayınlanacak abi? Ne zaman yayınlanacak? Çok yakında. Akşama yayınlanacak.